Türkiye'de seçim tarihi. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik sorunları 17. yüzyıldan itibaren toprak kaybetmesi ve sürekli bütçe açığı vermesiyle başlamıştı. Avrupa devletleriyle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarıyla ülkeye giren mallardan düşük gümrük vergileri alınıyordu. Bu hem devletin gelirlerini azaltmış hem de yerli sanayinin gerilemesine yol açmıştı. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra özellikle 1789 Fransız devriminin etkisiyle yayılan özgürlükçü düşünceler ve milliyetçilik akımı Osmanlı İmparatorluğu'nu da sarstı. Balkanlarda ve Orta Doğu'da çıkar çatışmaları içindeki Avrupa devletleri ile Çarlık Rusyası da zaman zaman bu hareketleri destekledi. Osmanlı sınırları içindeki Müslüman olmayan halkların durumlarının düzeltilmesi gerekçesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nu reformlar yapmaya zorladılar. Abdülhamit 31 Ağustos 1876'da tahta çıktığında Balkanlarda ayaklanmalar başlamış, Rus İmparatorluğu Osmanlı'ya bir ultimatum vermişti. Büyük Avrupa devletlerinin İstanbul'da toplanan bir konferansta Balkan sorununu tartıştıkları ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan reformlar yapmalarını istediklerini sırada 2. Abdülhamit siyasal bir manevra ile 23 Aralık 1876'da yani anayasayı ilan etti. Böylece meşrutiyet yönetimine geçilmiş olunuyordu. 1876 anayasası olarak da bilinen Kanuni Esasi aslında padişahın egemenlik haklarına bir kısıtlama getirmiyordu. Yürütme yetkisini tümüyle elinde tutan padişah, sadrazam ve bakanları istediği gibi atayıp görevden alabiliyordu. Meclisin vekiller üzerinde denetim yetkisi yoktu. Padişah savaş ve barış yapma, istediğinde meclisi kapatma ve yeniden seçimlere götürme yetkisine de sahipti. Ayrıca padişahın kamu yararı için polis soruşturması sonucunda kişiyi sürgün etme yetkisi de vardı. Hükümdara tanınan hakları rağmen anayasa, Avrupa etkilerinin Osmanlı bürokrasisinin bir bölümü içerisinde ne derece ulaştığının göstergesiydi. Kanuni esası uyarınca iki kanatlı bir parlamento oluşturuldu. Üyeleri seçim yoluyla belirlenen meclise meclis-i mebusan, üyeleri atama yoluyla belirlenen meclise de ayan meclisi deniyordu. Ayan meclisinin başkan ve üyeleri doğrudan padişah tarafından atanıyordu. İki meclisin oluşturulduğu parlamento meclis-i umumi yani genel meclis olarak adlandırılmıştı. Anayasaya göre genel meclis padişahın buyruğuyla Kasım'da açılıyor, Mart başında çalışmalarını tamamlıyordu. 1. Meşrutiyet 2. Abdülhamid'in 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki yenilgiyi bahane ederek Meclis-i Mebusan 1878'de son bulmuştur. Osmanlı Anayasası'nın 29 yılı askıda kaldıktan sonra 24 Temmuz 1908'de yeniden ilan edilmesiyle başlayan ve Mebusar Meclisi'nin Mehmet Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920'de tasfiyesiyle sona eren dönemdir. Bu dönemde parlamenter demokrasi, seçim, siyasi parti, askeri darbe ve diktatörlük olgularıyla tanıştırılmış, iki büyük savaş, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yaşanmış ve imparatorluğun dağılmasıyla tanık olmuştur. Birinci Meşrutiyet resmen sona ermemiş ve anayasa değişmemiş olduğu için bazı tarihçiler tarafından Birinci Meşrutiyet döneminin ikinci faslı olarak da değerlendirilir. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra derhal seçimlere gidildi. Seçimlerin başlıca iki partisi İttihat ve Terakki Ahrar fırkasıydı. Seçimleri İttihatçılar kazandı. İttihat ve Terakki birlik ve ilerleme anlamına gelip ideoloji olarak Türkçülüğü benimseyip 1889 yılında kurulmuş bir siyasal cemiyettir. Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908'de çalışmalarına başladı. 1912'de bir seçim gerçekleşti ve bu seçimler İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı altına gerçekleşti. Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında partiler üstü hükümet kuruldu. Milletvekili seçimleri geçersiz sayılarak seçim yenilendi. Ahmet Muhtar Paşa'nın istifasıyla açıkça İttihat karşıtı olan Kamil Paşa hükümeti kuruldu. 8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşı kısa sürede bir felakete dönüştü. Birbiri ardından Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Batı Trakya kaybedildi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiden sonra İkinci Meşrutiyet'in 6 yıl sürmüş olan 3. Meclis-i Mebusan'ı 21 Aralık 1918'de feshedildi. 12 Ocak 1920'de 4. kez toplanan meclis Anadolu Kurtuluş Hareketi'nden yana tavır aldı. 16 Şubat'ta Misak-ı Milli Beyannamesini oy birliği ile kabul etti. 18 Mart'ta toplanan meclis kendini süresiz olarak tatil etti. Mebusların birçoğu Ankara'ya geçerek 23 Nisan'da toplanan Büyük Milletler Meclisi'ne katıldılar. 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de aldığı kararla Osmanlı Devleti'ne son vermiştir. Yani devletin nihai biçimi olan Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te 2. Meclis tarafından ilan edilmiştir. 1923 Türkiye genel seçimleri Türkiye'nin ilk genel seçimleridir.
28 Haziran 1923 tarihinde gerçekleşen seçimde mebusların büyük kısmını birinci grup olarak adlandırılan Müdafaa-i Hukuk grubu elde etti. Türkiye'nin ilk çok partili seçimi ise 1930 Türkiye yerel seçimleridir. Seçime Cumhuriyet Halk Fırkası yani bugünkü CHP ve yeni kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası katıldı. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı elde etmesi toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk devrimlerinden birisidir. 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. Kadınların katıldığı ilk genel seçimleri 8 Şubat 1935 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. dönem seçimleridir. Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.